Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 4işten Matematik kanalından Süleyman Hoca. Bugün sizlerle birlikte bugünkü yapılan deneme sınavının çözümlerini yapacağız. Ses yayınlarından arkadaşlar. Kazanım, ölçme ve değerlendirme sınavı. Bu KDS 2 oluyor arkadaşlar. A kitapçığının birinci sorusuyla başlıyoruz. Evet, aşağıda 3 farklı geometrik şekil ve bu şekiller için belirlenen kurallar verilmiştir demiş. Bakın burada kurallar yazıyor. En son demiş ki arkadaşlar, üçgen içine 210 sayısı yazılıyor. Kurala göre bulunan sayı kare içine yazılıyor ve buradan oluşan sayı son olarak yuvarlak içine yazılıp sonuç oluşturuluyor demiş. Buna göre sonuç aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar, üçgenin içerisinde 210 yazıyoruz. Üçgenin içerisinde 210 yazarsak ne oluyormuş? İçine yazılan sayının en büyük asal çarpanı bulunur. 210'un arkadaşlar en büyük asal çarpanı. Burada 210 içerisinde çift tip sayı 2 var. Sonu 0 olduğu için 5'i görüyorum. 21 daha arkadaşlar 7 geliyor. Evet, tüm asal çarpanları bu kadar. Bunlardan da en büyüğü 7 olacak arkadaşlar. En büyük asal çarpanı 7. Şimdi ne oluyor? Kurala göre bulunan sayı kare içine yazılıyor. Karenin içerisinde 7 yazıyoruz. İçine yazılan sayının 2 basamaklı en büyük katı bulunur demiş. 7'nin 2 basamaklı en büyük katı 7 ile arkadaşlar 12'yi çarparsak 84 eder. 13'ü çarparsak şöyle silelim. 13'ü çarparsak 91 eder. 14'ü çarparsak 70, 98 eder. Evet. İçine yazılan sayının 2 basamaklı en büyük katı 98. Bulduk arkadaşlar, 98 oluyor. Şimdi buradan da oluşan sayıyı son olarak yuvarlağın içerisine yazdık. 98. İçine yazılan sayı ile aralarında asal olan 2 basamaklı en küçük sayı. Şimdi 2 basamaklı en küçük sayı zaten 10. Onu deniyorum. 10 çift 98 çift aralarında asal değildir. Ondan sonra 11 gelir arkadaşlar ve 11 ile 98 aralarında asaldır. O zaman cevabımızı bulduk arkadaşlar. Bursa. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bilimsel gösterimden gelen bir soru. Erzurum'da kış mevsimi ortalama 150 gün sürmektedir demiş. Öğretmeninden araştırma görevi alan Buğra, kış mevsiminde yakılan sobanın şehrin havasını ne kadar kirlettiğini hesaplayacaktır. Buğra yaptığı araştırmalar sonucunda aşağıdaki verileri elde etmiştir diyor. Bir kömür sobası yandığında saatte 120 metreküp havayı kirletmektedir. Her sobalı evde günlük ortalama 2 üzeri 4 saat soba yanmaktadır. Buğra'nın oturduğu mahallede 100 tane sobalı ev vardır demiş. Bu verilere göre Erzurum'da yaşayan Buğra'nın kış mevsimi boyunca kendi mahallesinde sadece sobalı evlerin kirlettiği hava miktarının metreküp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Bir kömür sobası 120 metreküp havayı kirletiyormuş arkadaşlar. Her sobalı evde günlük ortalama 2 üzeri 4 saat soba yanmaktadır. O zaman bu verilen bilgiyle tekrar ne yapacağım? 2 üzeri 4 saat saati çarpacağım. Çünkü burada arkadaşlar 120 bilgisi saatte yakılan süre. O zaman ben 120 ile 2 üzeri 4'ü, çünkü 2 üzeri 4 saat dediği için onu çarpmam gerekiyor. Şimdi Buğra'nın oturduğu mahallede ise 100 tane sobalı ev vardır. Şimdi biz bir evi bulduk arkadaşlar. Bir de bununla 100'ü çarpacağım arkadaşlar. Daha sonra bu bir günlük hava kirliliği. Bir de arkadaşlar bana dediği soruya baktığımız zaman kış mevsimi boyunca. O da zaten 150 gün sürmektedir. Bir de bunu arkadaşlar 150 ile çarpacağız. Burada birimimiz metreküp, sorunun kökünde metreküp istiyor. Birimler arasında dönüşüm yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunları biraz düzenleyelim. Yani çarpacağız. Burada arkadaşlar ne var? Burası 15, burası 12. 6 çarpı 15 90 eder. 12 çarpı 15 180 eder arkadaşlar. 180 çarpı 2 üzeri 4 16 edeceği için 16'yı çarpacağız. 180 ile 16'yı çarparsak 2880 edecektir. Buradan çarpmadım. Bakın 16'yı çarptık. 12'yi 15 çarptık. 1, 2, 3, 4 tane de yanına ne yapıyorum? Tekrar 0'ı yazıyorum. Evet, sayımızı şimdi bilimsel yapacağım. Öncelikle bir kısa formata çevirelim. 288 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazıyorum. Şu anda 288 katsayı kısmı 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Bunu ne yapacağım? 2 küçülteceğim. 2,88 olacak. Burayı da 2 artırırsam arkadaşlar 10 üzeri 7 olacak. Evet, cevabımız 2,88 çarpı 10 üzeri 7, yani A seçeneği.
Evet arkadaşlar, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Uzunluğu 1,44 karekök içerisinde metre olan kırmızı renkli boru 3 eşit parçaya, uzunluğu karekök 2,25 metre olan yeşil boru ise 5 eşit parçaya ayrılıyor demiş. Bu bilgiler önemli. Oluşan bu parçalardan 2 kırmızı ve 1 yeşil parça aşağıdaki aralarında boşluk kalmadan bir araya getiriliyor. Son durumda oluşan borunun metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle arkadaşlar burada verilen sayıyı kökten çıkaralım. 144 bölü 100 olacak. Yani bu 12 bölü 10 olarak kökten çıkıyor. 225 bölü 100 bu da arkadaşlar 15 bölü 10 olarak kökten çıkıyor. Şimdi kırmızıyı 3 eşit parçaya böleceğim. Yani 3'e böleceğiz arkadaşlar. Yani ters çevireceğiz. 1 bölü 3 ile çarpacağız. Ne olacak? 3'ler 12'ler sadeleşir. Burası 4 olur. 4 kere 1 4. 10 kere 1 10. Yani 4 bölü 10 olacak şurası. Yine burayı da arkadaşlar yani yeşil boruyu da 5'e böleceğim. 5'e bölmek demek 1 bölü 5 ile çarpmak demek. Sadeleşirse 3, 3 bölü 10 olarak buluyorum arkadaşlar. Bunu da yazalım. Şimdi bizden istenen 2 tane kırmızı, 2 kırmızı ve 1 yeşil yani 2 tane 4 bölü 10, 4 bölü 10 arkadaşlar 8 bölü 10 yapar. Bunun üzerine 3 bölü 10 yani yeşil de eklersek 11 bölü 10 olacak. Bu da hangi şıkta var? Baktığım zaman 121 bölü 100 yani bu da 11 bölü 10 olacak. Bizim istediğimiz cevap da buydu arkadaşlar. Cevap Adana. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Enfeksiyon kapmış bir hastanın vücudundaki zararlı bakteri sayısı düzenli kullanılan antibiyotik sonucunda her gün 1 bölü 4'e düşmüştür demiş. Yapılan kan tahlillerinde bir hastanın vücudunda 8 üzeri 20 tane zararlı bakteri olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre 10 günlük antibiyotik kullanımı sonucu vücutta kalan zararlı bakteri sayısı hangisine eşittir demiş. Arkadaşlar şimdi bizim 8 üzeri 20 tane zararlı bakterimiz var. Bunu düzenlersek 8 2'nin küpüydü. Üzerine de 20 yazıyorum. Yani bu iki tabanım da 60 yapıyor. Şimdi her gün 1 bölü 4'üne düşecekse arkadaşlar 1 bölü 4'üne düşmesi demek yani 4'e bölmem demektir. 4 de 2 üzeri 2 demektir arkadaşlar. Yani her gün bunun sonucu bu arada tabanlar eşitse üstler çıkarılır. 60'tan 2 çıktığı zaman ne kalır? 58. Bakın bir günde üst 2 azalıyorsa bizim 10 günlük kullanım sonucunu soruyor. 10 günde arkadaşlar 2 ile çarparsam üstüm 20 azalacak. 60'tı şu anda 20 azalırsa üstümüz arkadaşlar 2 üzeri 40 olacak. 10 günün sonunda 2 üzeri 40 tane zararlı bakteri kalıyor vücutta. Bunu da şıklara baktığım zaman arkadaşlar 4 üzeri 20 olarak görüyorum ki bunu düzenlediğim zaman 2'nin ikisinin 20'si 2'nin 40'ı yapar. Evet cevabımız Bursa olacak. 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Üst üste konulmuş çokgen levhaların mavi boyalı olanları negatif kuvveti, pembe boyalı olanları pozitif kuvveti temsil etmektedir. En içteki çokgen levhanın üzerinde yazan tam sayının içinde bulunduğu çokgenin kenar sayısına ve rengine göre kuvveti alınarak üslü ifadeler oluşturuluyor demiş. Örneğin bakalım arkadaşlar burada en içte 3 yazmış, üzerinde üçgen var. Üçgen mavi olduğu için eksi 3, üzerinde de arkadaşlar dörtgen var. 4 yazılmış ama pembe olduğu için artı 4. 3 üzeri eksi 12 olarak verilmiş. Şimdi bize verilen A, B ve C sayılarını bulalım. Bakın A sayısında arkadaşlar eksi 16 yazıyor. Şimdi eksi 16'nın üzerinde üçgen var. 3 olacak. Ama mavi olduğu için eksi 3 olacak arkadaşlar. Şöyle eksi 3 yazıyorum. Şimdi bunun üzerine de dörtgen 4 yazacağım. O da pembe olduğu için artı 4 olacak. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Bu A sayısı. Şimdi B sayısına bakalım. Eksi 8 verilmiş. Eksi 8. Tabi burada şu var. B'yi paydaya yazacağım. Buraya da arkadaşlar C yazacağım. C'yi önce hesaplayalım. Çarpı diyoruz arkadaşlar. 2. 2'nin üzerinde bakın mavi boyalı olanlar negatifte. Dörtgen olduğu için eksi 4 oluyor. 2 üzeri eksi 4. Üzerinde de beşgen var arkadaşlar. O da pozitif 5 olarak yazılacak. Bu da benim C sayım. Şu aşağıya da paydaya B yazacağız. Eksi 8 var en içte. Onun üzerinde arkadaşlar pozitif 5 yazıyorum. Çünkü pembeyle gösterilmiş. Onun üzerinde üçgen var. Mavi olduğu için de eksi 3 yazıyorum. Şimdi A, C bu da B'ydi arkadaşlar. Bunun sonucunu soruyor.
harfleri silelim. Şimdi ifadeyi düzenleyelim. Bakın eksili bir sayının en dıştaki kuvvet çift olduğu için bunun sonucu pozitif olacak. Ben bu baştaki eksiyi silebilirim ya da artıya çevirebilirim. Çünkü bu pozitif bir ifade. 16 arkadaşlar 2 üzeri 4 demek. 2 üzeri 4 yazıyorum. Üstünü üstünü çarpacağım. 4 var üzerinde eksi 3 var. Çarptığım zaman eksi 12 yapar. Eksi 12 ile 4'ü çarparsam eksi 48 yapar. 2 üzeri eksi 48 olarak buldum. Çarpı. Burası arkadaşlar zaten pozitif. 2 üzeri eksi 20. Burayı biraz düzenleyelim. Tabanlar aynısı üstleri topluyorsunuz. 2 üzeri eksi 68. Şimdi payı bulduk arkadaşlar. 2 üzeri eksi 68 diye. Paydayı biraz düzenleyelim. En içteki eksi ve arkadaşlar dıştaki üstümüz tek olduğu için bu negatif bir sayı olacak. Ondan dolayı şöyle 2 yazacağım. Eksi yazacağım. 2'nin tabii ki de 8 2'nin küpü olduğu için 2 üzeri 3 üzerinde benim bir de 5'im var. Onun üzerinde de eksi 3'üm var. 3 kere 5 15. 15 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 45 edecek. Eksi 2 üzeri eksi 45 olarak yazıyorum. Şimdi artıyı eksiye böldüğüm zaman eksi bir sonuç elde edeceğim. Zaten eksi olmayan sonuçları şimdiden eleyebilirim. Şimdi tabanları aynıysa üstten üstü çıkaracağım. Ama dikkat ediyorum. Eksi 68'den eksi diyorum. Eksi 48'i çıkaracağız arkadaşlar. Eksiler artıya dönüyor. Eksi 68'den artı 48 ile toplanırsa eksi 23 oluyor cevabım. Şıklara baktığımda da A olarak görüyorum. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda ABCD'de dikdörtgenin kısa ve uzun kenar uzunlukları verilmiştir diyor. Buna göre ABCD'de dikdörtgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diye sormuş. Bakalım arkadaşlar burada iç içe geçmiş kökler var. Enişten başlıyoruz. Burası 100. 100 arkadaşlar 10 diye çıkar. 6 ile toplanınca 16 olur. O da 4 diye çıkar. 40'tan 4'ü çıkardığım zaman 36 eder. O da 6 diye çıkar arkadaşlar. 122 ile 6'yı toplarsam burası totalde karekök 128 olur. Tabi böyle bırakmıyoruz. 64 çarpı 2'dir bu da. O da 8 kök 2 diye kökten çıkarırım arkadaşlar. Buraya bakalım. Karekök 9'du. Bunu 3 diye kökten çıkardım. 22 3 daha ne yapar? 25 eder. O da 5 diye kökten çıkar. 5 ile 125 çarparsanız 625 eder. 625 de 25 olarak kökten çıkacaktır. Son olarak 47 25 de arkadaşlar 60 72. Bu da totalde karekök 72 yapıyor. Kökten çıkardığım zaman 36 çarpı 2'den 6 kök 2 olarak yazılıyor. Evet, uzun ve kısa kenarlarımızı bulduk arkadaşlar. 8 kök 2'ye 6 kök 2. Bunun çevresini sormuş. Bir uzunla bir kısayı toplarsam 14 kök 2 eder. 2 ile çarparsam bunu 28 kök 2 olacak bizim çevremiz. Evet, çevreyi bulduk. Hangisine eşit değildir demiş. Dikkat edelim. Denizli 28 kök 2 eşit arkadaşlar. 14 kök 8 var C şıkkında. Bakın burada 8'i 4 çarpı 2'de yazıp 4 2 diye çıkarırsam yine 28 kök 2'ye eşit bir kareköklü ifade. Bunu da eliyorum. Buraya baktığım zaman arkadaşlar 128 64 çarpı 2'dir. 64 de 8 diye çıkar. 8 kareye de 56 kök 2'dir bunun cevabı. Buna eşit değil. Cevabımız B olacak ama ben yine de A'yı kontrol etmek istiyorum. 98 49 çarpı 2'dir. 49 da 7 diye çıkar. 7 kere 4 28 kök 2. Evet, bu da bizim bulduğumuz cevap. Bunu da eliyoruz. Cevap B. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. A şehrinde bulunan bir araç B ve C şehirlerine uğrayarak D şehrine gidecektir. Bu şehirler arasında kullanılabilecek yolların uzunlukları aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre bu aracın alacağı toplam yol en az kaç kilometredir demiş. B ve C'ye uğruyoruz. A'dan D'ye yolculuk yapacak. Bakın arkadaşlar, en az dediği için bu yollardan en kısa olanını seçeceğim. Yani kareköklü ifadeleri karşılaştıracağım. Bunun için de bütün katsayıları kökün içerisine almamız gerekiyor ki en kısa yolu bulalım. Başlayalım. 40 karekök 3, 40 1600 yapar kökün içine girerken 3 ile çarpılır. Karekök 4800 yaptı bu. Burası karekök 5000. 39 diye kökün içine girer. 5 ile çarparsak karekök 4500 yapacaktır. Bunlardan arkadaşlar en kısası karekök 4500. Yani aşağıdaki yolu tercih etmeli. Bunu böyle bırakalım arkadaşlar. Sonra bunları toplayacağım. Zaten bu halde daha kolay toplayabiliriz.
Şimdi BC arasında bakalım. İki farklı alternatifimiz var. Burası kareköp 8000. 60'ı kökün içerisine alacağım. 60'ın kökün içerisine 3600 diye alıyorum. Bununla 3'ü çarpacağım. 108, 2, 0. Evet, karekök 10.800. Burada da arkadaşlar en kısa yol karekök 8000 olacak. Onun oradan gidecek. Yani böyle geldi. Buradan yukarıdan gidecek. Tabii bunu da A kök B biçiminde yazalım. Nasıl yazıyoruz? 80 çarpı 100 diye yazalım. 80 arkadaşlar 16 çarpı 5'tir. 4 kök 5 diye çıkıyordu. 100 de 10 diye çıkarsa bunun sonucu 40 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Diğer CD arasında da yine 3 alternatifimiz var. En kısasını bulacağız. 80'i kökün içerisine 6400 diye alırız. 2 ile çarparsak 12800 yapacaktır. Bu zaten kökün içerisinde kalmış. Son olarak 70 karekök 3. 70 arkadaşlar 49, 2, 0, 4900. Bununla 3'ü çarpıyorum. 3 kere 9, 27 elde var. 2, 3 kere 4, 12, 2 daha 14, 147. Tabii ki 0 da eklersek 14700 yapacak. Bakın 3 içerisinde en kısa olanı 12500 olacak. Yani burada da ortadaki yoldan ilerleyecek. Buraları da tekrar silebilirsiniz. Şimdi bunu da tabii A kök B biçimde yazalım ki bunlarla toplayacağız. 125 çarpı 100 diye ayırırsam arkadaşlar tabii 110 diye çıkıyor. 125, 25 çarpı 5, 25 de 5 diye çıkarsa 50 karekök içeride çıkamayan 5 kaldı. Bu üçünü toplayacağım şimdi. Bakın ilk yolumuz 30 kök 5, ikincisi 40 kök 5, üçüncüsü 50 kök 5. 30, 40 daha 70, 50 daha ne yapar arkadaşlar? 120 karekök 5 yapar. Evet, cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar, 8. soruyla devam ediyoruz. Serkan'ın cüzdanındaki paraların tamamı aşağıda verilmiştir. Toplam para miktarının Türk lirası cinsinden değerinin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar burada 200 var. 300, 320, 325, 330 TL. Madenili paraları sayarsak 1, 2, 3 TL artı 3. Bakalım 50 kuruş, 25, 75 kuruş, 25 de burada. Burası da 1 TL eder. Burada da bir de 1 kuruş var. Arkadaşlar şimdi burası bakın 330 4 yaptı. Tamam mı? 1 kuruş 1 TL'nin %1'idir arkadaşlar. Yani bunu da TL'ye çevirirsek 0,01 diye ekleme yaptığımızda 334 tam %1 diye yazıyoruz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar tekrar ne yapıyorum? Çözümlediğim zaman bakıyorum şöyle şıklara. 3 çarpı 10 üzeri 2, 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Yani cevabımız C olacak. Evet arkadaşlar, 9. soruyla devam ediyoruz. 4 arkadaş sayı söyleme oyunu oynayacaktır. Bu oyunda birinci oyuncu rastgele bir sayı söyleyecektir. İkinci oyuncu birinci oyuncunun söylediği sayılar aralarında sallanan bir sayı söyleyecektir. Üçüncü oyuncu bu sayılardan biri çıkarıldığında kalan sayılar aralarında sallanan bir sayı söyleyecektir. Dördüncü oyuncu da söylenen 3 sayıdan biri dışında kalan diğer sayılar ile ikişer ikişer aralarında asal olacak şekilde bir sayı söyleyecektir demiş. Örneğin birinci oyuncu 3 sayısını söylediğinde, bu arada oyuncuları bir yazalım. 3, 4. Şöyle bir yazalım arkadaşlar. Evet. Birinci oyuncu 3 sayısını söylediğinde, ikinci oyuncu bu sayıyla aralarında asal olan 4 sayısını söyleyebilir demiş. Bir bekarlı aralarında sal olacak. Üçüncü oyuncu da söylediği sayıdan 4 sayısı çıkarıldığında 3 ile aralarında sal olan 8 sayısını söyleyebilir. Bu da 8 diyor. Yani 8'den bu 4'ü, yani 4 sayısını çıkardığımız zaman diğeri kalıyor. Diğeriyle 3 ile 8 aralarında asal oluyor arkadaşlar. Son olarak 4. oyuncu da bu 3 sayıdan 3 sayısı çıkarıldığında hem 4 ile hem de 8 ile aralarında asal olan 9 sayısını söyleyebilir demiş. Yani bu da 4. oyuncunun numarasıyla bunlardan biri çıktığında diğer ikisiyle aralarında asal olan bir sayı söylemiş oluyor. Şimdi bizden istenen ne? Bakalım. İlk iki oyuncunun söylediği sayılar 8 ve 9 olacakmış. 8 ve 9 aralarında asal. Evet. 3. ve 4. oyuncuların söylediği sayılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Adana 18, 11 olabilir mi? 18 olur mu? Bakalım. Bir de 11 olacak arkadaşlar. Şimdi 3. sayı 18. 18'den arkadaşlar tamam.
8'i çıkardığım zaman 18 ile 9 aralarında asal değil. 9'u çıkardığım zaman 18 ile 8 aralarında asal değil. Bu zaten direkt elendi arkadaşlar. 6 ve 15. 6, 9'u çıkarsam 8 ile aralarında asal değil. 8'i çıkarsam 9 ile aralarında asal değil. Bu da 6'dan elendi. Diğer sayılara bakmama bile gerek kalmadı. 12 ve 21'e bakalım. 12 sayısı arkadaşlar yine 8'i çıkarsak 9 ile aralarında asal. 9'u çıkarsak 8 ile aralarında asal değil. Düzeltiyorum. Yani hem 8 hem 9 ile aralarında asal değil. Bu da 12'den elendi arkadaşlar. 14 ve 35 sayılarına baktığımızda bakın 14 sayısı biz 8'i çıkardığımda 14 ile 9 aralarında asaldır. Yani burası 14 olabilir. Son olarak 35 sayısı da şöyle bir bakalım. 35 sayısı arkadaşlar 14'ü almadığımızda yani 3. oyuncuyu çıkardığımızda 35, 9 ile ve 8 ile ikişer ikişer aralarında asal olduğu için burası da 35 olabilir diyoruz. Yani o zaman cevabımız Denizli oluyor. 10. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir üst ifade tablosu verilmiştir. Tabloda sütundaki sayı taban, satırdaki sayı üs olarak alınıp oluşan üst ifadenin değeri, üst ifadeyi oluşturan sayıların kesiştiği hücreye yazılacaktır demiş. Buna göre tablo doğru bir şekilde doldurulduğunda hücrelerde yazan üst ifadelerden kaç tanesinin sonucu pozitif bir tam sayıdır demiş. Hem pozitif hem de tam sayı istiyor. Şimdi bir kere üstümüz çift olduğu için arkadaşlar tabanı ne olursa olsun hep pozitif olacaktır. Üstümüz tekse sadece tabanı pozitif olanlar pozitif olacak arkadaşlar. Üstü çift olduğu için buraların hepsi yine artı 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 diyebilirim. Üstü tek olduğu için sadece tabanı pozitif olanlar pozitif olacak. Şimdi sayının işaretine baktık. Pozitif olanları seçeceğiz. Onlara bakacağız ve tam sayı olanlarını seçeceğiz. Bakın eksi 1'in eksi 2. kuvveti pozitiftir ve tam sayıdır arkadaşlar. 1 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti eksi ters çevrildiği zaman 1 bölü 4 4 olur. Yani 16 olur. Bu da bir tam sayı olur. 3'ün eksi 2'si olmaz arkadaşlar. Bu rasyonel bir sayı olur. Tam olmaz. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti yine bir rasyonel ifade. Eksi ters çevrildiği zaman yine bir tam sayı gelecektir buradan da. Buradan sadece artılı olanlara bakalım. 1 bölü 4'ün 3'ü tam değildir arkadaşlar. 3'ün küpü 27'dir. Tamdır. Burası hepsi pozitif. Eksi 1'in 4'ü bir tam sayıdır. 1 bölü 4'ün 4'ü tam değildir. 3'ün 4'ü tamdır. Eksi 1 bölü 2'nin 4'ü tam değildir arkadaşlar. Burada yine pozitif olanlara bakalım. Eksi 1'in 1 bölü 4'ü. Eksi ters çevir. 1 bölü 4'ü ters çevirecek. Pozitif bir sayı gelir buradan. 3'ün eksi 1 arkadaşlar 1 bölü 3 yapacaktır. Bu da pozitiftir ama tam değildir. Çarpı atıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplam 7 tane aradığımız sayıdan bulduk. Yani cevabımız Bursa olacak. 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Musa, Talha ve Yunus bir başlangıç çizgisi belirlemiş ve bu çizgiden bilyelerini atmışlardır. Bilyeler yere düştükten sonra bilyelerin başlangıç çizgisine uzaklığının hangi doğal sayılar arasında olduğu ve bu sayılardan hangisine daha yakın olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre hangisi bu kişilerin bilyelerinin başlangıç çizgisine uzaklığını metre cinsinden gösteren mesafe olamaz demiş. Deneyelim. Karekök 28 arkadaşlar. Bu ifademiz karekök 25 ile yani 5 ile karekök 36, 6 arasındadır. Sayımız arkadaşlar 5'e yakındır. Bu Yunus'un attığı bilye olabilir arkadaşlar. A'yı eliyorum. B karekök 48 sayısı. Bir önceki tam kare ifademiz karekök 36 yani 6. Bir sonraki tam kare 49. O da 7. 6 ile 7 arasındadır ve 7'ye yakındır. Bu da Musa'nın attığı bilye olabilir. C karekök 50. Bir önceki tam karem karekök 49 yani 7. Bir sonraki tam karem karekök 64. O da 8. 7 ile 8 arasında olacak ve arkadaşlar 7'ye yakın olacak. Bakıyorum 7 ile 8 arasında olup da 7'ye yakın olan bir bilye olmadığı için bu olamaz arkadaşlar. Yine D'yi de kontrol edelim. Karekök 60. Bu da arkadaşlar 7 ile 8 arasındadır ve 8'e yakındır. Bu da Talha'nın attığı bilye olabilir. Cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen 4 tahta parçasının görünen yüzeyleri cilalanacaktır demiş. 1 metrekarelik yüzeyi cilalamak için karekök 96 santimetre
cilaya ihtiyaç vardır. Buna göre bu iş için kaç santimetre cila kullanılır demiş. Şimdi önce alanları bulacağız. Alanları bulmadan önce buradaki sayıları A kök B biçiminde yazalım. Karekök 578, 289 çarpı 2. Yani bu 17 kök 2 arkadaşlar. Çarptığımız zaman 34 karekök 6 oluyor. Şimdi bu 16 çarpı 16 kök 2 çarpıldığı zaman 2 kök 3 ile 32 kök 6 olacak alanı. 144 çarpı 2, 12 kök 2, 2 kök 3 ile çarpıldığı zaman 24 karekök arkadaşlar 6 yapacaktır. Diğerine bakalım. 392 de 196 çarpı 2 idi. Yani o da 14 kök 2 yapar. 2 kök 3 ile çarptığımız zaman 28 kök 6 yapar. Alanları bulduk. Şimdi 1 metrekarelik yüzeyi cilalamak için karekök 96 santilitre. Bunu da çıkaralım. 16 çarpı 6'dan bu da 4 karekök 6 yapacaktır. Şimdi 1 metrekarelik yüzey için demiş, bizim bulduğumuz alanlar da zaten metrekare. Bunlarla arkadaşlar hepsiyle tek tek ne yapacağız? 4 kök 6'yı çarpacağız. Evet, şöyle 4 kök 6, 4 kök 6, 4 kök 6. Evet, buraları yapacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi 4 kere 34 arkadaşlar. 34, 34 daha ne yapar? 68 yapar. 68, 68, 136 yapar. Şurası 136 çarpı karekök 6 ile karekök 6'yı çarparsak da direkt 6 yapacaktır. 136 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 3 18 3 21'in 1 elde var 2. 6 kere 1 6 2 daha 8. 8 16 olarak bulduk santilitre. Şimdi burayı çarpalım. 32 64 128 çarpı 6'lar 6 yapacaktır. 128 çarpı 6. Buranın sonucu ne yapacak arkadaşlar? 6 kere 8 48 elde var 4. 12, 4 daha 16 elde var. 1, 6 kere 1, 6, 1 de elde vardı. 768 yapıyor arkadaşlar. Sonra bunları toplayacağız tabi. 4 kere 24, 48, 96 çarpı 6 eşittir. 6 kere 6, 36, 3, 54, 57. Bu da 576 yaptı. Son olarak 28, 56, 112 çarpı 6 olacak. Bununla çarparsam arkadaşlar... 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 1 6 1 de elde vardı 7. 6 kere 1 6 yani 676. Bunları bir toplayalım taraf tarafa. 816, 768, 576 ve 672. 6, 8, 14, 20, 22'nin ikisi elde var 2. 6, 1 daha 7. 7 kere 3 21. 2 de elde vardı. 23 yine elde biz 2 arkadaşlar 8 7 15 5 daha 20 26 2 daha 28 yani 2832 santilitre cila kullanılacak. Yani cevabımız A seçeneği. 13 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Annesiyle görüntülü görüşme yapan Eylül'ün dikdörtgen biçimindeki telefonunun görüntüsü aşağıda verilmiştir. Ekranın telefonun kenarlarına uzaklıkları sağ ve soldan birer santim. Üst ve alttan ise karekök 3 cm'dir demiş. Annenin telefon ekranındaki görüntüsü ise kare biçiminde olup alanı 57 cm karedir demiş. Yani şurası 57 cm kare ve bu bir kareymiş arkadaşlar. Telefonun dikdörtgen biçimindeki ekranının kısa kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre telefonun görünen yüzeyinin alanı en az kaç cm karedir demiş arkadaşlar. Şimdi kenarlıkları var şuralarda birer birer, burası kök 3 kök 3. Bir kere ben arkadaşlar kısa kenarı bilmiyorum ama uzun kenar 8 kök 3 birer kök 3 de kenarlarda varsa buraları toplarsam arkadaşlar şuradan şuraya kadar 8 9 10 10 kök 3 olacak. Şimdi kısa kenarımıza baktığımız zaman tek bildiğimiz şey ortada bir kare var, alanı 57, bir kenarı da arkadaşlar karekök 57 olacaktır. Şimdi karekök 57 ise benim kısa kenarım arkadaşlar karekök 57'den daha büyük bir sayıdır. Ve en az diye sorduğu için alanımızın en az çıkması için kısa kenarın en az çıkması lazım. Karekök 57'den büyük en düşük sayımız, en düşük tam kare sayımız ne? Karekök 64'tür arkadaşlar. Yani kısa kenarımız en az 8'dir diyebilirim. Tabii kısa kenar derken tam şurasından bahsediyoruz. Burası 8. Şimdi burası 8 ise birer santim kenarlıklarımız var. 8, 9, 10. Yani kısa kenarımız
10 olacak. 10 ile 10 kök 3'ü çarparsak arkadaşlar cevabımız 100 karekök 3 olarak bulunacak. Yani B seçeneği. 14 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda beyaz renkli kutular içine 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayıları yazılacaktır. Her satıra yazılacak sayıların EBOB'u ilgili satırın sonuna, her sütuna yazılacak sayıların EBOB'u ilgili sütunun altına yazılmıştır. Buna göre K artı L işleminin sonucu en az kaçtır diye sorulmuş. Baktığımız zaman şimdi sayıları bir yazalım. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi K ile burada yazılacak sayının EBOB'ları 3 ise arkadaşlar hangi ikisinin EBOB'u? Sadece 12 ve 15'in EBOB'ları 3'tür. En az diye sorduğu için biz K'ya 12 dersek buraya da 15 demiş oluruz. Bir bakalım. Daha sonra arkadaşlar bunları kullandık. L ile buradaki sayının da EBOB'u 2 olduğuna göre ikisi de çift olmalı. 10 ile 14'ü görüyorum. Şimdi L 14 olabilir, 10 olabilir. Burası 14 ya da 10 olabilir. En az dediği için L'ye 10 diyorum. Buraya da 14 dersem EBOB'lar arkadaşlar 2 çıkacaktır. Kalan sayılar 11 kaldı. Onu buraya, 13 de buraya yazarsak gerçekten de bunların EBOB'ları 1, 11, 12, 1, 12, 15, 3, 10, 14, 2. Evet, sağlandı. Arkadaşlar K 12'dir. L de 10'dur. Bunları ben topladığım zaman cevabım 22 yapacaktır. Cevap B seçeneği. 15 ile devam ediyoruz. Aşağıda üzerinde sayıların yazılı olduğu toplar gösterilmiştir. Bu toplar arasından rastgele 2 tanesi seçilip üzerinde yazan sayıların pozitif çarpan sayıları toplanıyor. Toplamın sonucu tek sayı olduğuna göre, bakın toplamın sonucu tek sayı olduğuna göre seçilen topların üzerinde yazan sayıların toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar sayıların pozitif çarpan sayıları toplanacakmış. Toplamın sonucu tekse muhakkak sayılardan birinin pozitif çarpan sayısı tek olmalı. Çünkü arkadaşlar toplamın sonucu sadece bir tek ve bir çift sayıyı topladığımızda olur. O zaman şimdi genelde sayıların çarpan sayıları çift sayıdadır. Hep böyle ikişer ikişer çarptığımız için. Ama bazı sayıların tek sayıda pozitif çarpanı vardır. Onlar tam kare sayılardır. Buradan mesela tam kare olan sadece 16 var. Neden öyle? Hemen bir bakalım. Bakın 1 çarpı 16, 2 çarpı 8 ve 4 çarpı 4 diye çarpanlarını yazdığımda buradaki arkadaşlar 4 çarpı 4 kendisiyle kendisini çarpıyorum. Ve bu çarpanlardan sadece bir tanesini saydığım için tam kare sayıların çarpan sayısı tek sayıda çıkıyor. 1, 2, 3, 4, bakın 5 tane çıktı yani tek sayıda. O zaman sayılardan biri 16 olmalı. Diğeri de arkadaşlar herhangi bir sayı olabilir. Mesela 11, 12, 13. Bu diğer sayıların tam kare olmadığı için pozitif çarpan sayıları hep çift sayıda olacaktır. En az dediği için 11'i seçebilirsiniz. 1, 16, 1, 11 toplarsak arkadaşlar 27 yapacaktır. Cevap C seçeneği. 16'nın çarpan sayısı 5 tane. 11'in çarpan sayısı arkadaşlar asal bir sayı 1 çarpı 11'den o da 2 tane arkadaşlar. 5 ile 2'yi toplarsak 7 tane ve gerçekten de tek sayıda olduğunu görüyorsunuz. Cevabın 27 olduğunu bu şekilde sağlamış olduk. Her birinin alanı 2 cm kare olan kare biçimindeki 4 adet ahşap blok aşağıda gösterilmiştir. Berkay ahşap blokları düz bir şekilde aşağıdaki kurallara uygun olarak yerleştirip bir şekil oluşturmuştur. Ahşap bloklar üst üste gelmemelidir. Her blok başka bir bloğa en az bir noktadan değmelidir. Tüm bloklar kullanılarak tek bir şekil oluşturulmalıdır demiş arkadaşlar. Buna göre Berkay'ın oluşturduğu şeklin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi her birinin alanı 2 ise kenarı arkadaşlar karekök 2 yapar. Bu bir tanesinin çevresi ise arkadaşlar 4 karekök 2 yapacaktır. Bunları arkadaşlar tek bir noktadan değdirip bir şekil ortaya çıkardığımızda nasıl yapabiliriz? Şöyle arkadaşlar, ahşap bloklar bir kere üst üste gelmemelidir diyor. Her blok başka bir bloğa en az bir noktadan değmelidir diyor. Bakın bir noktadan, bir kenarından dememiş. Yani şöyle yapabilirsiniz. Böyle böyle birleştirebilirsiniz arkadaşlar. İşte böyle yaptığımız zaman ne kadar çıkacak? Bir tanesinin çevresi 4 kök 2 idi. 4, 8, 12, 16. Böyle yaptığımızda maksimum 16 kök 2 olarak çevre bulacağız. Ama
daha fazla bulamayız arkadaşlar. O zaman çevremiz 18 kök 2 olamaz. 16, 14 ve 8 olabileceğini biliyorum. Çünkü farklı türlerde bunları ayarladığım zaman 16 da olur, 14 de olur, 8 de olur ama 18 olamaz. Çünkü zaten hepsini bu şekilde dizersem 16 yapıyor. Daha fazla olamayacaktır. Cevap D seçeneği. 17 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda Nihal'in bir haftada matematik ve fen bilimleri derslerinden çözmesi gereken soru sayıları ve matematik dersinden yaptığı yanlış sayısı üst ifadelerin çarpımı şeklinde verilmiştir. Nihal sorular çözerken kendine göre bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Bu puanlama sistemine göre doğru yaptığı her soru için matematik sorularından 6, fen bilimleri sorularından 4 puan alacaktır. Nihal'in matematik sorularından aldığı puan, fen bilimleri sorularından aldığı puanın 3 katına eşittir demiş. Nihal sorularının hiçbirini boş bırakmadığına göre fen bilimleri dersinden yaptığı yanlış sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi kaç soru var onları hesaplayalım. 2'nin karesi 4, 3'ün küpü 20, 27 ve 5 ile çarpılacak. 5 kere 4 20, 20 ile 27'yi çarparsak 540 soru yapacaktır. 2'nin karesi 4, 4 çarpı 7, 28 yapacak. Bakın 28 yanlış var. 540 sorudan 28'i çıkarırsam arkadaşlar 512 tane doğru yapmış olacaktır. Fen bilimlerine geldim. 2 çarpı 5 10, 10 çarpı 27 de 270 yapacaktır. Yani 270 tane de fen bilimleri sorusu var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi burada 3 katına eşittir diyor puanlar. Öncelikle matematikten aldığı toplam puanı bir bulalım. 6 ile çarpacağız doğru sayısını. 512 soru, 540 soru vardı. 512'si doğru. 512 doğru soruyu 6 ile çarpacağım. Bu arkadaşlar benim matematikten aldığım puan edecek. 512 çarpı 6 fenden aldığım puanın 3 katına eşitse bunu 3'e böleceğim arkadaşlar. Ve fenden aldığım puanı bulacağım. 3 ve 6 sadeleşirse burası 2 yapar. 2 ile 512'yi çarparsam 1024 yapacaktır. Yani fen bilimlerinden 1024 puan almıştır. Şimdi 1024 puanı her soru 4 puan olduğuna göre 4'e böleceğim. 1024 2 kere 2'ye bölersek 512. Bir daha 2'ye bölersem 256. Yani 2 kere 2'ye bölerek 4'e bölmüş olursunuz arkadaşlar. 256 tane soru yapmış demektir. O zaman ne yapacağız? 256 tane doğru yaptıysa 270'ten 256'yı çıkarırsam geriye 14 kalacaktır. Yanlış sayımız 14, yani cevabımız A seçeneği. 18'de devam ediyoruz. Aşağıda kenarlarından biri 3 kök 3 santimetre ve alanı 18 santimetre kare olan bir dikdörtgen ve uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu dikdörtgenlerden 7 tanesi işaretleyelim. Yan yana konulan dikdörtgenler farklı kenarların üzerinde olacak şekilde doğru parçasının üzerine taşma olmadan konuluyor. Dikdörtgenlerin arasında boşluk olmadığına göre doğru parçasının uzunluğunun santimetre cinsinden en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar, bir kere alanımız 18 santimetre kare ise kısa kenarı uzun kenara, 18'i uzun kenara bölerek bulabilirim. Yani yapıyorum hemen, 18'i 3 kök 3'e bölüyorum. Burada 18 ve 3 sadeleşir, 6 yaptı. Paydadaki kökü ortadan kaldırmak için 3 ile çarpacağım. 6 kök 3 bölü 3 yapacaktır. 6 ve 3 sadeleşecek. Cevabımız 2 kök 3 olacak. Yani kısa kenarımızda 2 kök 3 olarak bulundu. Şimdi 7 tanesini dizeceğim ama önce yatay mı dikey mi dizeceğimi söylememiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın iki farklı seçenek ben size göstereyim. Birinci senaryoda şöyle dizersem. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle dizebilirim 7 tanesini. Bir de önce yatay dizip bakın şöyle dizebilirim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi tabi buradaki şekiller birbirleriyle aynı olmadığı için, tam çizemediğim için bunlar aynı uzunlukta tabi. Şöyle arkadaşlar, tabi aynı uzunlukta derken AB arasına 7 tane dizdim ve iki farklı şekilde diziyorum. Birinde arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane kısa kenarı denk geldi. 2 kök 3'den 4 tanesi arkadaşlar 8 kök 3 yapacaktır. Uzun kenardan da 3 tane denk geldi. Çarparsak 9 kök 3 yapacaktır. Bunların toplamı arkadaşlar
9,8 daha 17 kök 3 olarak bulunuyor. Şimdi diğerine baktığımız zaman burası, burada da arkadaşlar uzun kenardan 4 tane geldi. Yani 4 kere 3 12 kök 3, kısa kenardan da 3 tane geldi. 3 kere 2 6 kök 3, toplarsak 18 kök 3 yapacaktır. Şimdi yani 17 kök 3 bu şekilde dizersem 17 kök 3 oluyor. Diğer şekilde dizersem de 18 kök 3 oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapalım. 17 karekökün içerisine alırsak 17'nin karesi 289'du. Onunla şimdi 3'ü çarpacağım. Şöyle kök içerisinde. 3 kere 9 27. Elde var 2. 3 kere 8 24. 25 26. Yine elde var 2. 3 kere 2 6. 7 8. 867 yaptı arkadaşlar. 18 karekök 3'ü kökün içerisine alırsam 324 çarpı 3'ten yine çarpalım. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 2 6 1 elde vardı 7. 3 kere 3 972 yapacaktır. Burada arkadaşlar iki farklı seçenek çıktı. Bizim için AB doğru parçasının en az değerini sorduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Karekök 867'yi seçeceğim. Yani üstteki dizilimi seçeceğim. Bu şekilde dizersek daha az bir uzunluk elde ederiz. Şimdi taşma olmadan dizebiliyorsak AB doğru parçası en az 867'dir. 7 uzunluğundadır. Ve bize en küçük değerini soruyor. Ve arkadaşlar tam sayı seçenekleri var. 867'den daha büyük bir ben değer bulacağım. Arkadaşlar 30 sayısı karekök 900'dür ve 867'den bir sonraki tam kare sayımdır. O zaman arkadaşlar AB doğru parçasına en az 30'dur diyebilirim. Cevap B seçeneği. 19'da devam ediyoruz. Aşağıda içinde 840,25 ml su bulunan sürahi ve 180,70 ml su alabilen boş bir bardak verilmiştir. Bu bardakla tam dolu olacak şekilde 2 bardak su içildiğinde sürahide kalan su miktarının milimetre cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 180,72 ile çarptığımızda şöyle 2 ile çarparsak 2 kere 0 0 2 kere 14 elde var 1 2 kere 0 0 1 delde vardı 2 kere 8 16 2 kere 1 2 1 delde vardı 3 361,40 ne yapacağız? 840,25'ten 361,40'ı çıkaracağız. Evet, normal 5'ten 0 çıktı 5, 10'luk aldık, 12'den 4 çıktı 8, 9'dan 1 çıktı 8, 13'ten 6 çıktı 7 ve 7'den 3 çıktı 4. 478,85. Bakıyorum hangi şıkta var arkadaşlar? 478,85. Evet, cevabımız arkadaşlar D seçeneği. 20. soruya geldik arkadaşlar. Denememizin son sorusu. Aşağıda 3 cm kalınlığında şiir, 4 cm kalınlığında hikaye ve 6 cm kalınlığında roman kitaplarının görselleri verilmiştir. Şiir, hikaye ve roman kitapları uzunlukları eşit olan iki rafa aralarında boşluk olmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilmiştir. Şiir ve hikaye kitaplarının aynı hizaya denk geldiği kısımları ise şekildeki gibi birer tane roman kitabı konulmuştur demiş. Rafların birinin uzunluğu 180 cm'den kısa olduğuna göre iki rafa toplamda en fazla kaç tane roman konulabilir demiş. Şimdi şiir ve hikaye eşitlendiğinde roman koyuyorsa şiirimiz 3-3 ilerliyor. Hikaye 4-4 ilerliyorsa bunların ekokları alınacak. Ortak katlarının en küçüğü 12 olur arkadaşlar. Şimdi 12 şiir ve hikaye dizdik. Eşitlendi. Bir tane ne yaptık? Roman koyduk. Sonra tekrar 12 de eşitledik. Roman koyduk. Şimdi böyle arkadaşlar ilerliyor. Ve burada 12 ile 6'yı toplarsak 18-18 ilerliyor. Bundan 10 tanesi 180 yapacaktır. 180'den daha az dediği için en son romanları alırsak arkadaşlar 180'den daha kısa eşitlemiş oluruz. Şimdi bizden istediği ne kadar roman koyabiliriz? 180 olduğunda 10 tane bu şekilde ilerliyorsak 180'den kısa dediğimiz için sondaki arkadaşlar romanı alıyoruz. Yani 9 tane böyle 18-18 ilerleyecek. Yani 9 tane bir sıraya roman koymuş olacağız. Yine aynı şekilde diğer rafa da 9 tane roman koyacaksak toplam 18 tane roman koyabiliriz arkadaşlar. O zaman cevabımız C seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar, sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz anlamadığınız kısımları.
Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.